arkadaşlar. Ben Aylin, kanalıma hoş geldiniz. Birlikte bir kahvaltı hazırladık. Mücahit işe gitti. Ben de evdeyim. Bugün güzel bir temizlik yapmak istiyorum. Sesim de bayağı garip çünkü hastayım, grip oldum. Sürekli bitki çayları falan içiyorum hızlıca toparlanmak için. Muhtemelen şu an videoda çok garip geliyordur sesim. Bu aralar aşırı derecede salgın var. Herkes kendine dikkat etsin. Çok dip köşe girmeyi düşünmüyorum. Tabii ki de yine silip süpüreceğiz. Silip ile bir her yerin tozunu alacağız. Diğer gün zaten Mücahit'le aynı gün evde olduğumuz için camları silip perdeleri yıkamayı düşünüyorum. Böyle bir planım var. Evde yapılacak çok iş var. Özellikle düzenle alakalı. Yani bir şeylerin yerlerini değiştirme, bir şeyleri depolama falan filan derken eksiklerim de var aynı zamanda. Alıyorum yavaş yavaş, böyle boş oldukça yapıyorum, düzenliyorum kendimi çok kasmadan. Bugün de bir haftadır ertelediğim temizliğimi yapacağım. Hasta olduğuma hiç bakmayacağım. Çünkü biraz terlersem belki bana iyi gelir diye düşünüyorum. Gerçekten video açmak insanı o kadar oyalayan bir şey ki, bir saattir saçımı yaptım, biraz yüzüme renk verdim, kamerayı ayarladım, ıvır zıvır falan derken saat kaç oldu? Öğlene geldi. O yüzden let's go. Önce salondan başlayacağım. Koltukların üstünü süpürelim. Orta sehpanın üstünü silelim. Bunu bir odadan bir kaldıralım. Halıyı süpürelim, kaldıralım. Yine tutarız, tozları alırız ve villada yaparız. Böyle devam. Thank you.
gibi oldu. Çok rahatladım ben de. Şimdi kendime yemek için bir şeyler hazırlıyorum. Aklıma gelmişken size göstermek için beklettiğim telefonun dışında iki kargom daha var. Hatta bir tane daha var ama o gelen noktasına istemiştim. Şu an çok üşendiğim için gidip onu hiç alamayacağım. Ev terliği söylemiştim. Onu da artık bir sonraki videoda gösteririm. Çok güzel görünüyordu. Ben yemeği pişmesini beklerken size şu kargomu da göstereyim ben. Bekleyin, geliyorum hemen. Doğalgaz vanasının görünmesinden çok rahatsız olduğum için oraya şöyle küçük küçük yapraklı bir yapay bitki aldım. Birazdan yemekten hemen... Aa, taşma. Ne bitkisi ki bu ya? Neydi bunun adı? Tel yaprak sarmaşık çiçek diye geçiyor bu arada. Şu doğalgaz borusunun görünmesinden çok rahatsızım. Oraya şöyle minik yapraklı bir bitki aldım yapay. İçinde tel var bunun. Bu 5 metre bu arada. Buraya bayağı uzun olacak. Biz bunu keseriz. Sonrasında başka yerler için de değerlendiririm belki. Zaten siz de şu anda tam onun üstünde duruyorsunuz. Vanayla sabitledim. Bu tripodu da yeni keşfettim. Şimdi en hızlısından bir makarna yapmak istedim. Soğan, sarımsağı kavuruyorum. İçine şöyle bir kaşık salça atıyorum. Azıcık dağıtalım. Biz bol salçalı sevdiğimiz için. Bunları bir güzel kavuruyorum. Şimdi kavurduğum salçanın içine hemen süt koyuyorum. Sütüm de bayağı az gerçi. Makarnanın suyundan ayırmıştım. Biraz da ondan döküyorum. Bunları da karıştırıyorum. Baharatlarını atacağım. Sonra hemen içine makarnayı atacağım. Sosumuzun içine makarnamızı böyle laps diye döküyoruz. Birazcık ocağa döküldü ama bir şey yok. Yok bir şey yok. Bilmiyorum. Yok bir şey yok. Bir şey yok. Tabağımıza aldığımız makarnanın üzerine şöyle güzel tulum peynirleri döküyoruz. Sunumsuz mu yakalandım sandınız? Yanıldınız. Ve bitti. Açacağımız kargo yatak odasıyla alakalı olduğu için, yatak örtüsü olduğu için dedim ki neden ben yatak odasını açmıyorum? Böyle dışında bir paket daha vardı ama evi temizlediğim için onu banyoda açıp öyle geldim. Şöyle kocaman bir paketimiz. El Art Home'dan kendime bir yatak örtüsü seti aldım. Yeşil renge bayılıyorum. Bu yatak odasına da yeşili çok yakıştırdım düşününce. Yani ahşap, bej, krem, bunlara en çok ne gider? Mantıken en risksiz renk yeşil gibi geldi bana. Normalde bu uyku seti olarak geçiyor. Kadife gibi yumuşacık bir dokusu var bu arada. 3 parçadan oluşuyor. Rengi o kadar güzel ki ve yumuşacık. İç tarafını da size göstereyim. Böyle tüylü, yumuş yumuş bir şey. Yani ben bunu terleteceğini düşündüğüm için zaten bunu uyku seti olarak kullanmazdım. Amacım da sadece yatak örtüsü. Bayağı tüy çıkıyor yalnız. Bunu yıkamadan kullanamayacağım. Şunu bir yatağın üstüne sereyim geleyim. Sonra detaylı birlikte bakalım. Ne kadar güzel oldu, yumuşacık ve bence gerçekten çok çok yakıştı odaya. İstemezsem yastık kılıflarını da kullanmam zaten. Mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. Hem uygun fiyatlı hem bir sürü çeşit var. Mutlaka siz de kendi zevkinize göre bulacaksınız eminim. A few moments later. Duştan çıktım şimdi. O kadar rahatladım ki. Birazdan telefonumun kutu açılımını yapacağım. 2 gündür geldi aslında ama size çekmek istediğim için açmadım kutuyu. Sürekli erteliyorum. Mücahit bekliyorum. 2 gündür o beni bekliyor açmak için. Duştan çıksın. Birlikte açar gösteririz. Ha, bu arada size aslında gündüz göstermek isterim ama bekliyorken hazır. Size de ben bir salonumu göstermek istiyorum. Salonda yeni kırlentler aldım. Uzun zamandır böyle kiremit rengi eklemek istiyordum. Ama sürekli erteliyordum. Onu nihayet yaptım. Şimdi size bir onu göstermek istiyorum. Şöyle göstereceğim size. Böyle kremi... Böyle Aa! 4 tane kiremit tonlu yastık aldım. Biraz koyu geldi renkleri. Aslında ışığa göre çok değişiyor. Fark ettiyseniz şuraya da... Nerede parmağımı görüyor musunuz? Şuraya da blok mum aldım ama orayı da... Ya orta sehpa dekorunu da değiştireceğim. 2 tane kiremit mum aldım. Blok mum koyacağım oraya. Oradaki cam kavanozdaki mumları da TV ünitesinin üstüne alacağım. Şöyle size sadece göstermek istiyorum. Kırlentler nasıl olmuş diye. Bu arada ben salon halımı da değiştirmeyi düşünüyorum. Halı gri, parke gri derken kendini tam olarak gösterdiğini düşünmüyorum ben halının. Kırık beyaz tonlarında bir halı istiyorum. Biraz daha büyük olması özellikle benim için çok önemli. Hem böyle ortamı ısıtsın, hem renk katalım, biraz sıcaklık katalım istiyorum. Onun için de arayıştayım. Mutfak halısı ve salon halısı bakıyorum. Evimin kadınıyım bu aralar.
Saat şu an 10 falan. Ben bu saatte kamerayı neden açtım? Şu telefonun kutusunu açabilmek için arkadaşlar. iPhone 15 Pro Max. 12'ni açtık. Hatta şu an onunla zaten bu videoyu çekiyorum. Ve ön kamerayla çekiyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer hani görüntü kalitesini merak ederseniz bunu da izleyerek bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ben çok beğendim kamerasını açıkçası. Benim eski telefonum iPhone 13. Onunla da böyle aynı anda video çekerek kıyas yaptım. Gerçekten ortamdaki renk tonlarını tam olduğu gibi yansıtan bu. Bundan sonra size çok güzel videolar çekeceğim bununla birlikte. Neyse artık açıyoruz. Bizimkisi mavi titanyum rengi. İkimiz de bu rengi tercih ettik. 256 GB. Zaten ondan daha düşük GB'a sahip telefonu yok 15 Pro Max'te. Biz bunları yurt dışından aldık bu arada. Pasaportumuzun üzerine kaydettireceğiz. Birazdan açıp zaten kendi telefonumu buna aktaracağım. Kutunun içinden çıkanları göstereceğim. Kutudan sadece şöyle bir kablosu çıkıyor. Bu kabloyu da size şöyle göstermek istiyorum. Eski, yani ben 13 kullanıyordum mesela. Artık o kabloyu kullanamayacağım. Çünkü bu kablonun her iki girişi de Type-C arkadaşlar. O yüzden bu telefonu alınca artık eski telefonlarınızı kullanamıyorsunuz. Şarj aletlerinizi. Eski şarj aletlerinizi kullanamıyorsunuz anlayacağınız. Adaptörler zaten bizde vardı. Onları kullanmaya devam edeceğiz. Kablolarımızı değiştirmiş olduk artık. Artık bunun Type-C olması iyi bir şey mi kötü bir şey mi ben bilmiyorum. Teknik bilgi bende sıfır. Ben sadece size görüntüsünü, rengini gösterdim. Ve kutudan çıkan, daha doğrusu çıkmayan her şeyi göstermiş oldum. Ben rengine bayıldım bu arada. O kadar güzel ki. Çok fazla teknik bilgiye sahip değilim dediğim gibi. Artık onu sadece ürün inceleyen kanallardan araştırıp bulursunuz. Ön kamera gerçekten çok fark ediyor. Birkaç tane deneme yaptım ben size bunu çekmeden önce. Kalite düşüyorken blur mu denir? Öyle bir şey işte. Blur görüntü de olmuyor. En azından benim izlediğim şekilde öyleydi. Artık editleyip koyunca değişir mi? Sanmıyorum. Değişmiyor. Ön kamerasının bile kalitesini gerçekten çok beğendim. Bundan sonra videolarımızı yeni telefonumla çekiyorum yani. Artık Instagram'dan, YouTube'dan daha kaliteli, daha güzel videolar çekeceğim ve paylaşacağım. Saat geçti ya, sesim nasıl çatallaştı. Bugünlük yeter. Yok, uykum gelmedi ama saat geçince benim ses böyle gidiyor yani çok garip bir şekilde. Bugün de bayağı yoruldum. Duş alınca da iyice mayıştım. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.